bir önceki maçta gayet güzel bir Orion'la performans sergilemişti. O kadar karmaşanın, kaosun içinde aklı başında kalmayı başarmıştı Umut ama mesela Umut'un tarzı son derece kontrollü. Bu arada Konzisan imza şampiyonunu aldı. Evet, gayet de mutlu ama görünüyor bu işten. Ama karşı tarafta da bir imza şampiyonu var. O da Kazikov'da Kazikov'u aldı. İki imza, bakalım kimin imzası daha baskın? Kimin mürekkebi bitmiş, kim bitmemiş göreceğiz. Soul Surfect için ya. Ahri bir kere daha. Yalnız ve açıkta kalınca Klett Smoke için kilitleniyor. O anında ve karşıda Gragas'ı görünce çok daha bir gözleri açıldı. Şu anda bu maçın keyfi bir anda katlandı bence. Kesinlikle. Yani bir Ahri Orion'la eşleşmesi göreceğiz. Soul Surfect Umut arasında. Rare Gragas da iyi ama Smoke'un çok iyi bir Klett oyuncusu olduğunu görmüştük. Ama esas mesele Konzizan'ın Lee Sin'i etkileyiciydi ama Ko'nun Kha'Zix'i çok ama çok tehlikeli. Yasaklamalar geliyor. Doğal olarak alt koridora odaklı oldu. İki tarafta alt koridorunu seçmedi çünkü. Kalista Tristana geldi. Thresh zaten yasaklanmıştı. Başka destek yasaklarını, nişancı yasaklarını göreceğiz. Galacticos acaba Gragas'ı desteğe gönderip Klett'e karşı bir kontrol seçimi yapmayı dener mi? Olabilir. Olabilir. Bir ihtimal. Rogue'u ne kadar hakim destek Gragas'a emin değilim ama destek Gragas bir ihtimal. Küçük bir ihtimal olsa da bir ihtimal o. Klett'i kontrollamak için tabii Rare'ın kontrolleyebilecek şampiyonlar hakimiyeti de önemli. Twitch yasakladı Galacticos bu sefer. Kettin hemen. Yönelecek trans. Evet. Hazır fırsat varken Caitlyn'i alacaklar diye tahmin ediyorum. Toplamda 5 nişancı yasaklandı ama o seçimini Varus'tan yana kullanıyor. Olabilir. Daha fazla kitle kontrol istemişler şu anda. Bakalım. Hala Ash mi yoksa Ash de olabilir tabii. Caitlyn mi alacak? Son 10 saniyesi. Ama nişancı seçimini biraz daha düşünmek istiyorlar ki Karma'yı kilitlediler. Ash olma ihtimali arttı bence. Çünkü istedikleri kadar kitle kontrol yok şu anda. Bir vücut darbesi var, bir de Ayartın öpücük. Evet. Ve Kha'Zix olduğu için ormancı ona biraz daha yardımcı olacak bir kitle kontrol gerekiyor. O yüzden Ash biraz daha... Hani Caitlyn tabii ki iyi ama Ash bu kompozisyon için daha iyi. Evet, ve Ash'i seçtiler zaten. Şimdi son seçim. Çileklerden. Destek. Onlar da bir destek seçiminde bulunacak. Bakalım Varus'la birlikte ne almak isteyecekler alt koridora? Lulu. Lulu tabii metada çok hızlı düşüşe geçti. O son dengelemelerden sonra. Hala iyi. Onu söyleyelim. Geç aşamada gayet iyi. Ama koridorda işi çok daha zorlaştı Lulu'nun. Tabii yine Varus Lulu ne kadar dengeleme almış olursa olsun güçlü. Çok iyi bir ikili. Tabii, tabii çok güçlü. Ve günün son maçının, serinin ikinci maçının seçim yasaklama ekranında tamamladık. Bakalım. Bu oyunda üst koridordaki eşleşme çok merak konusu. Özellikle Konzisan da oyunun erken safhasında çok agresif oyunlar oynayıp rakip oyundan düşürmek isteyen biri olduğu için burada belki Ko'nun ilacı olabilir. Ama bu hamleleri yaparken yaptığı ufak bir hata bu Ko'nun kartopunun başlaması anlamına da gelebilir. O yüzden ormandaki eşleşmede orman rotaları da çok önemli olacak. Çilekler 1-0 önde. Onlar da 3 puana. 3 puan almaları için sadece bir galibiyete daha ihtiyacı var. Ama Galacticos da tabi bu karşılaşmayı kazanıp en azından bir puan almak istediğine herkes hemfikirdir. Bakalım neler bekliyor bizim maçta? Valla bu maçın başrolünde kesinlikle yani Galacticos için Kha'Zix olacak. Çünkü Ko'u Kha'Zix aldığında çok daha agresif ve çok daha etkili oynuyor ve maçı taşıyabilecek performanslar sergiliyor. Biraz takım arkadaşları onu destekleyecek gibi geliyor bana yani onun Kha'Zix performansı. Zaten özellikle Ashe seçilmesi falan da bunun yüzünden. Diğer tarafta ise özellikle biraz Smoke odaklı olacağını tahmin ediyorum çileklerin. Klett odaklı. Diğer şampiyonlar tabii ki nişancı ve orta koridor taşıyıcılar etkilidir ama Klett'in etrafında daha çok oynayacaklarını düşünüyorum. Ama
doğal olarak Kredi bir koridor şampiyonu için yani Kohn'un ne yapacağı, Kha'Zix'in ne yapacağı çok belirleyici olacak bu karşılaşmada. Bu arada her zaman zaten Galacticos'un Kovu üzerinden oynaması gerektiğini veya oynadığını söylüyoruz ama... En azından Marshall dönene kadar. Ama son zamanlarda özellikle Min çok önemli bir çıkışa kaldı ve takım savaşlarında harika oyunlar sergiliyor. Ve bunu en azından geçen maçta Souls Perfect de bir aile destekledi. Ama zaten nişancının geç aşamada oyuna ağırlık koymasından doğal bir şey olamaz. Fakat oraya getirene kadar, o geç aşamaya gelene kadar belki de hiç gelmeyecek maç ama gelene kadar ormancının yaptıkları her zaman daha önemli oluyor elbette ki. Evet ve serinin aynı zamanda da günün son maçına geçiyoruz. Bu karşılaşmaya Galacticos mavi tarafta çıkıyor. Şimdi Umut bir üste dönüş gerçekleştirdi. Bir şey unuttu herhalde üstte. Acaba ziynetini mi değiştirecek diye baktım ama bunu da yapmadı. Tekrardan koridoruna geri geliyor. Yine orta koridorda ışınlanan alan Souls Perfect'e karşı arındır alan bir Umut var. Ve o ışınlanı çok da etkili kullanamadı aslında Galacticos. Oyunun başında harika bir ışınlanan oyun yapmıştı alt koridora. Ama onun haricinde Souls Perfect'in pek fazla ışınlanan bir etki yarattığını görememiştik. Şimdi Konzisan kırmızı güçlendirmeden başlayacak. Bakalım Rare. O muhtemelen bir gidip keskin gagalarda biri var mı diye kontrole gidiyor. Rakip kırmızı güçlendirmeye totem bıraktı. Ve oradan başladığını çok net gördü. Konstant çarpı ile birlikte aldı kırmızı güçlendirmeyi. Hiç keskin gagalara uğramadan direkt mavisine doğru gidiyor. Şimdi Min tek başına öne çıktı. Rogue'u... Min ne yapıyor ya? Rakip ormanda. Min tek başına takasa girdi ve o takası da kazandı iki kişiye karşı. Tabi minyonlar arada... olduğu için yanında. Yaz. Çilekler resmen şeyden yani bilinmezlik korkusundan bu kadar defansif oynuyorlar. Vardır abi bunun arkası sağlamdır yani tek başına böyle bizim üstümüze gelmesi mantıklı değil demişler galiba. Ki amaç burada mavi güçlendirmeyi çalmaktı galiba ama... Saçar tohumu kullandı Kairos. Geri çıktı orada. Enz otomatik saldırı yapıyor Kovu üzerine. Ama istediği hasarı da bırakamadı açıkçası. Ormanda bayağı işler karışacak. Enz de çok fazla hasar aldı hemen. Kalkan veriyor takım arkadaşına Konzisan. Mavi güçlendirmeye baskı devam ediyor. Mavi güçlendirme ne önemliymiş be kardeşim. İlk orta koridordan kim gelecek ama oraya? Önemli olan o. Ve ilk gelen Souls Perfect. Bu da mavi güçlendirmenin Galacticos'a gitmesi anlamına gelecek. Ve Konusan'ı oradan uzaklaştırıp bir de rakip ormandan mavi güçlendirme çalmayı başardılar. Galacticos buradaki takım oyununu çok iyi yaptı. Çok iyi evet. Kenetlendiler. Ve bunu önceden hazırlamışlar belli yalnız. Çünkü daha koridorda tek başına bırakıp Min'i bunun ön hazırlığını yapmışlardı. Çekler cephesi doğal olarak çekindi yani. Şimdi tek başına Min bu kadar öne çıkıyorsa bir saçmalık olmalı dediler daha ikinci seviyede. Fakat eğer orada ne yapıyorsun sen deyip üstüne gitselerdi Min belki de skoru verecekti. Bu ciddi bir blöf ama bu blöfü tutturmayı başardılar. Alt koridorda iki iksirini birden kullandı Enz bu arada. Tabii normal şartlarda da bir tane mavi güçlendirmeden ne olacak? Hani ekstra bir mavi güçlendirme pek bir şey değil diyebilirsiniz ama maçın başındaki o mavi güçlendirmenin verdiği altın ve daha doğrusu deneyim o kadar ama o kadar kritik bir fark yaratıyor ki ormancılar arasında. Hele ki ormancılardan biri Kha'Zix ise bu bir kat daha önemli. Bir de şimdi kendi mavi güçlendirmesi ne oluyor? Rare Uscore'da orada Doran Kalkan ile başladığı için ciddi bir mana sorunu yaşıyor şu anda. Yani Doran yüzüyle zaten... başladı. Şu anda manası muhtemelen %30 civarlarındaydı. Ama yani Kled'e karşı çok gerekli bir şey o Doran Kalkanı. Artı yani Gragas'ın erken aşamada mana ihtiyacı korkunç. Kovu üste dönüyor ama Konstan üst koridora yakın olan nehirde ve hemen oraya sinyaller geldi. Totem'e gördü çünkü Konstan. Horrir minyon konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Smoke karşısında Smoke'dan bir takas. Rare'in üzerine gitti. Oltasını da tutturmayı başarmıştı. Yalnız o Skarl'a çok güvenmesi iyi olur Smoke. Evet. O Skarl
kaçmak üzere şu anda. Bu arada Galacticos alt koridoru ne baskı kurmuş durumda ya. Çok ağır bir baskı var alt koridorda. Rogue'u Mean ikilisinden. Sürekli kuleye vuruyorlar şu anda. Şimdi Ko orada yemlemesini bekliyor Rayran. Smaug'un üzerine doğru ilerlemeye başladı hemen. Rayran vücut darbesi var. Sıçra geldi orada. Scar geldi şimdi ama, geldi ama onu kurtarmaya yetmeyebilir. Konsan yetişmeye çalışıyor. Konsan yetişti oraya. Smoke düşmek üzere. Son vuruş geldi Ko'dan. Bacon'ı dökmeyi başardılar. Konsan ses dalgası Ko'yu isabet ettiği için alamadı orada Rayr'ı. Konsan'ın canı çok az üst korda orada hayatta kalmayı başaracak. Burada bir iki saniye daha önce gelse belki Konsan farklı bir senaryo izleyebilirdik ama Ko bu baskınla birlikte yine ya, İlk kanı almayı başardı. Şöyle bir iki saniye daha önce gelse belki skor alabilir dedin ama aslında çilekler için olabilecek en iyi senaryolardan biri oldu. Son otomatik saldırı gelmeden Scar gelip kurtardı Smoke. Scar'dan tekrar önce gene hedeflenemez hale geldi. Yani buna rağmen bütün o Scar mekaniklerine rağmen savaşı kazanan, çatışmayı kazanan Galacticos oldu. Eğer o Skull bir yarım saniye daha geç gelse iki skoru birden vereceklerdi. Alt koridorda ise Mean'le Rogue'un baskısı devam ediyor. Bu arada koridora Ninja Tabi ve bir tane Doran yüzüğüyle dönüyor. Burada Mean bir ışından totem bıraktı arka tarafa. Göz göre göre. Hiç rakibi umursamadan. Yalnız çok ağır meydan okuyor Mean ya. Tek başına gidiyor, çatıyor, arka tarafa gidiyor rakip umurunda değilmiş, umurunda olmadan. Şimdi Ko'u hemen buraya baskıya geldi ve ışından kullanıyor Souls Perfect'ten. İlk maçın bir benzerini izliyoruz burada ama Rayr buraya gelmeyi tercih etmedi. Çünkü buradaki dörtlü bu kuleyi almak için yeterli hasar çıkarabileceğini düşünüyorlar. Umut da yaklaştı buraya ama bu kuleyi koruyamayacak çilekler ve ilk kuleyi dakika daha 7'de almayı başardılar. Ko Umut'un üzerine gitti ama dikkatli olması lazım. Orada şok dalgası var Umut'un. Tam bir Galacticos stratejisi bu. Şimdi artık yalnız Smoke kolay kolay takasa giremeyecek. Yani o Ninja tabi hasarlı oldu. Kullandı. Kuleden de bir hasar alması sağladı Smoke'un. Olta tutuyor. Ve Scar gitti. Ama şimdi tekrardan geleceği için bu takasın totalinde Smoke daha avantaj çıkan taraf olacak. Rare devam etseydi aslında Rare avantajlıydı. Fakat çekindi, canı çok azaldığı için. Halbuki bir Scar geri geldikten sonra daha önce yapabilirdi yani. Scar'ın dönme barı, o şey barı, cesaret barı yükselmeden yapabilirdi takası ve muhtemelen de kazanırdı. Şimdi üste dönüyor Rayr'da. Ama riski almak istemedi. Riski girmek istemedi. Koridor değişikliği geliyor iki taraftan da. Rogus ama Konsan'la karşılaşacak. Ses dalgası tuttu. Ultisiyle birlikte iyi bir noktaya gönderdi ama yerine mıhlandı orada. Rogu'dan bir sıçra var. Bitkinlik de var üzerinde ve Konsan'ı düşürmeyi başarıyorlar. Kovu ikinci skorunu almayı başarıyor. Kha'Zix, Kovu iki skor. Yani biz buna çok alışıyoruz. Ve bir de bu senaryo çok iyi bitmiyor, ben biliyorum. Umut sıçradı, daha önce yerine mıhlanacak. Son vuruşu bakalım geliyor mu? Hala iki otomatik saldırıya daha ihtiyaç var ama o yetti. Çünkü Rogue da bir otomatik saldırı yaptı. Üçüncü skoru burada Rogue almayı başarıyor. Ben bu filmi daha önce seyretmiştim. Kha'Zix alıyor Ko'u. İki erken skor alıyor. O filmin sonu rakip için hiç iyi bitmiyor. Evet, genelde öyle oluyor. Burada ses dalgasını tutturamadı sanırım. Tutturamadan konuşsan. Böyle bir hamle gerçekleştirdi ki Rogue'un üzerine doğru gidemedi orada. Daha sonra da orta koridor baskını arka taraftan. Aslında Umut'un bunu gördükten sonra geri çıkması lazım. Yani az önce bir 5 saniye önce düşürdüler çünkü takım arkadaşını. Konuşan üst koridorda arka tarafta bekliyor. Ormen eşyasını bitirmiş bir Kha'Zix var. Bir de bot almış. Şimdi Musubet zinciri kullanıldı. Yerine mıhlanan bir Rogue var ve Sihirdar bir üste yok. Rogue skorunu en salmayı başardı. Bu da çileklerin ilk skoru. Üst skorda oradan. Rogue'u düşürerek. Ents. 1-0-0'a geliyor. Şimdi Kairos. Kitle kontrolü zincirlemek böyle bir şey işte. Önce Musubet zinciri tuttu. Üzerine bir tane Poro'ya dönüştürüldü.
ve sonra ses dalgası ve skor. Kova hemen mavi güçlendirmeyi teslim ediyor Souls Perfect'e. Orta koridorda bir minyon farkı... Ne güzel saç artı. Abicim ben nehir tarafına gideceğim. Ben orta koridora gideceğim. Ay, bir saç artı o... Ortak taksiyi paylaşmak gibi bu. Herkes yolunu. Aynen aynen. Biz Levent'te inecektik. Abi biz Mecidiyeköy'ü, beni Levent'te bırakırsın. Aynı taksiyle gidebiliriz. Umut için yine planlar var orada. Rogu ile Kovu yan tarafta bekliyor. Şimdi Souls Perfect Rus saldırısı hemen ileri atıldı. Kovu da onun üzerine gidiyor ve Umut düşecek burada. Daha o şok patlaması, şok dalgası gelmeden düşürüyorlar Umut'u. Rayla ile Smoke arasında yine birebir var. Valla... Ninja tabi olduğu sürece Rayer çok çekinmesine gerek yok. Min orta koridora yaklaştı. O da kristal okunu kullanmış sanırım şu anda bekleme süresinde çünkü. O galiba kimseyi tutmamış gördüğümüz kadarıyla. Yalnız Kov alt koridora gidiyor. 3000 altın bir fark oluştu. Kov alt koridora gidiyor ve arkasında ben filmi, kulesi de yok. Ben bu filmi seyretmiştim demiştim, hatırlıyorsun değil mi? Darbesi tuttu. Scar gelecek şimdi ama onu hayatta tutmayı yetmeyecek. Bir de servis etmek istedi ama Smoke çok kısa kullandı ultisini. Yine de hayatta tutacak muhtemelen onu. Yani Rayl biraz ürktü orada. Scar da gelince kendisini düşürebileceğini düşündü Smoke. O yüzden böyle bir ulti kullandı. Gerek yoktu oysa ki. Ya Rayl şu ana kadar gerçekten yani haklı, ben şey kötü anlamda söylemiyorum ama çok defansif oyun ya. Bu kadar da fazla gerek yok gibi. Hata yapmamak için avantajları kullanmıyor. Ya yani Kovu bu kadar öne geçmişken, Souls Perfect'i bu kadar iyi durumdayken hani takıma zarar veren oyuncu olmak istemiyor. Ama gerçekten çok önemli fırsatlar geçti, kullanabilirdi. Yani orada ultiyi defansif kullanmasa, kendini uzaklaştırmak için Kovu çok rahat skoru alacaktı zaten. Kesinlikle çok rahat bir skor olurdu o Kovu için. Minus koridordan baskıya devam ediyor. Orta koridorda Souls Perfect üstüne dönecek. O da artık moralini Omicron'u bitirmiştir. Evet, ilk eşyasını tamamladı. Yan taraftan Kondisyon geliyor ama arkaya kullanılan iki tane ışınlan var hem Souls Perfect'ten hem de Rare'dan. Destek ekip yolda. Ama musibet zincir tuttu ve Kristal Ok çok Ok yakından kaçtı. Ruh saldırısıyla ileri çıkıyor. Yalnız o ayar ton öpücükte kaçınca Galacticos geri çıkmak zorunda. Yani iki tane yeteneğin biri bile tutsa skoru çok rahat alabileceklerdi ki Rayr'ı bu arada yakalan, Rayr'ı yakalandı. Konusunun üzerinde bitkinlik var. Hemen geri çıkmak zorunda kaldı. 5'e 4 bu savaş yalnız. Kovu orada değil. Yani Crystal Oak felaket kullanıldı. Bu arada Konusun çalıda beklemeye devam ediyor. Kairos'un vahşi büyümesi de bekleme süresine girdi. Konusun üzerinde kullanmıştı. Aradaki altın farkı yalnız 4000'e dayanmış durumda. Min tekrardan üst koridora geliyor Rogu ile birlikte. O da ilk eşyasını tamamlamış. Mahvolmuş kralın kılıcı. Yalnız tabi altın ucu ucuna yettiği için bot almamış. Yani Ash gibi hiçbir kaçış mekaniği olmayan bir şey. Şampiyonun bir de botsuz şeye girmesi, vadiye inmesi pek akıllıca bir fikir değil bence. Bu arada Cole Smoke onun çalıda olduğunu biliyor ve ilginç bir şekilde göre göre vadi alametine başladı çilekler. 4 kişi gidiyorlar sanki baron gibi. Ya bu çok riskli bir hamle olabilir. Yalnız Smoke burada takım savaşını başlatmak istiyor. Rogue'un üzerine doğru yöneliyor Smoke. Oltasını tutturmayı başardı ama sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor Rogue orada. Diğer tarafta Kristal Ok'la sersemlenen bir Ents var ve skor Kovu'ya gitti. Üçüncü skorunu aldı o da. 5 skorun 5'inde de olan bir Kha'Zix. Burada çilekler aslında ilginç ve mantıklı bir şey denedi. Herkes birden vadi alametine gidince orada rakip üzerine gelirse vadi alametinin içinden hücumla bir arada çıkıp savaş başlatmak istediler. İlginç bir fikir. Yani yemlemeyi hücumla cezalandırmak istediler ama hem cezalandıramalar hem de Enz'i yalnız bıraklar. Bir nişancıyı yalnız bırakmak hiçbir zaman iyi fikir değildir. Gerçi o skoru aldıktan sonra da bunu Galacticos'un fazla bir şeye çevirdiğini söyleyemeyeceğiz. Yani onlar vade alametini bile alamadılar mesela bunun üzerine. Gerçi üst koridor
İki baskı artıyor en azından. Rare artık bu sefer savaşı şeyi kazanacak. Smoto birebir istiyor. Yan Scar gelmek üzere. Bir kere daha sersemletmeyi başardı ama çok iyi bir hamle gördük Smoke'tan. Evet. Tekrardan Scar kaçtı. Scar bir daha gelmez ama. Sıçrası yok. Sıçrası vardı Smoke'un ama o duvarı açtıktan sonra Ahri o skor almayı başarıyor. Şimdi üst korda orada bir skor haberi. Kovu'ya buraya kadar demeyi başardı Enz. Min'in üzerine tutan ses dalgası ve Min'i de düşürecekler. Kötü bir sıçra kullandı Min. Üst korda orada yalnız iki skor birden çıkarıyor çilekler. Kovu nasıl düştü göremedik ama biraz evvel botsuz olmanın cezasını gördü işte. Botsuz olduğu için hiçbir yere kaçamadı Min. Ve bir de Vaadin'in alametini alacak. Çilekler burada. Ama Souls Perfect geliyor. 4000 de Vaadin'in alameti. Aldatan küre geldi. Oradan çıkmak istiyor Kondisan. Umut da geliyor yan taraftan. Ayartun'u küçük tuttu ve sıçrasını kullandı Souls Perfect. Çünkü ruh saldırısı bekleme süresindeydi. Ve vade alametini Kondisan almayı başarıyor. Umut'un yalnız şeyini almayı başardı. Çok işe yarar mı emin değilim ama. Arındırını. Çünkü şeyi tutturmayı başardı o sırada. Ayartun'u küçüğü. Bu arada üste dönüşünü geciktirdi Kairos'un. Ama oradan çıkmayı başaracak. Aslında yakalayabilirdik Kova ama arkayı görmediği için riske etmek istemedi o pozisyonu bence. Orada yavaşladığı için muhtemelen çok zorlamak istemedi. Dediğin gibi hem arkayı da görmüyordu. 3000 altın bir fark hala Galacticos lehine. Bu kuleyi de düşürüp tekrar 4000 altına dayayacaklar muhtemelen şimdi farkı. Bu kulenin 2 tane otomatik saldırılık canı var zaten. Perfect ormanda konusunda yakaladı ve canını yarıya kadar indirdi Saçar Tohum'la. Çok uzaklara gönderdi orada Perfect'i Kondisan. 4500 altın bir fark var. Bu Ko'nun düştüğü pozisyon galiba evet. Biraz evvel dedik yani arkayı görmediği için girmiyor diye. Demin arkayı görmeden yaptığı savaşta başına neler gelmiş. Bir daha tabii takip etmez orayı kolay kolay. Min de burada kaçmayı... Min orada niye sıçrayı kullanmış belli değil tabii. Çünkü ayağında bot olmadığı için sırayla nereye giderse gitsin yakalanacakmış zaten. Kovu tekrardan üst koridorda Okyanus Ejderha'nda 30 saniye kaldı. O yüzden orayı bırakıp aşağı doğru ilerleyecektir Kovu. Umut'ta mavi güçlendirmeyi alıyor Ejder öncesinde. Rare'ın ilk item'ı, ilk eşyası buzdoğan eldiveni. Yani bir önceki maçta buzdoğan eldivenin çok iyi bir fikir olmadığından bahsetmiştik ama bu maçta nispeten daha mantıklı. Çünkü karşısında bir cannon yok. Krede karşı daha bir nebze olsun daha mantıklı kabul edilebilir. Ama ben yine de can havuzu artıran bir eşyanın daha ilk eşyaları daha öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şövalyenin ahkti olabilir. Bu arada orta koridor ışığından kullanıldı. Kristal Ok geliyor ama kimseyi bulmadı o Kristal Ok. Souls Perfect orada. Yalnız bayağı basar bıraktı konuşsan üzerine şimdi hücum kullanılıyor. Enz'in başı belaya girebilir. Ko Umut'un üzerine atladı. Yarıcanını almayı başardı orada. Kaldı. Rare de Enz'e doğru gidiyor ama arka tarafta Smoke da Min'in üzerinde. Min tek başına kaldı şimdi Smoke'da. Bakalım Rogue onu kurtarabilecek mi? Rogue bağını kurdu. Yerine sabitlemeyi başardı orada Smoke ama Scar kaçıyor. Ve Smoke burada çok az canlı kaldı. Çok iyi bir oryanlı ulti. Hem Smoke hayatta tuttu hem de Ko'yu düşürmeyi başardı burada Umut. Scar da geldikten sonra arka tarafta Konzisan da Rogue skorunu almayı başarıyor burada. Mine tutan bir olta var ve Mine de düşecek. Burada skor Smoke'a gitti. Toplamda 3 skor birden çıkardı çilekler. Müthiş bir oryanlı ultisi ama aynı zamanda müthiş de bir tane vahşi büyüme geldi orada. Smoke hayatta ilk pozisyonda hayatta tutarken. Yani Orion ultisi belki bir hedefe geldi ama o bir hedefe gelen ulti tamamen işleri tersine çevirdi. Aynen. Hem Smoke öfkesini doldurup Scar'lı geri çağırabildi o noktada. Hem de skoru aldılar. Ve bunun ardından şimdi orta koridorda iki kule birden alacak çilekler. İki kule birden alacaklar. Skoru da eşitleyebilirler bu. Altın da eşitlemek üzereler. Aynen öyle 500'e kadar düştü fark. Konuşsan bir de okyanus ejderi kazandırıyor takımını ama Rare burada güzel bir ulti kullandı. Umut düşmek üzere. Umut almayı başardı. Souls Perfect. Bu arada... Ve Baron sinyalleniyor şu anda. Bizim... Yani bu ligin ve daha doğrusu bu maçın bir klasiği...
biraz ekstra şeyler olduğu için aç gözlü davranan için takımlar aldıklarından fazlasını bulmaya çalışırken ekstra skorlar verip bu sefer dezavantaj yaşıyorlar. Kovu çalıya girdi ve Kairos'u buldu. Kristal Ok da geliyor. Kristal Ok yine kaçtı. Çok az bir farkla. Ama burada skor almayı başardı. Diğer tarafta Rair düşecek var ona. Smoke geldi şimdi. Rair'in canı bir hali azalmış durumda. Ayarton öpücük tutuyor. Scar da kaçtı burada. Smoke almayı başaracaklar bu sefer. 5 Galacticos oyuncusu arasında Smoke. Ve şimdi 5'e 3 bir durum. Hatta Umut'un buraya gelmesi çok uzun sürecek. Üzere... Rair orada yerine mıhlandı Enzin ultisiyle birlikte. Ve bu baronu bırakmak zorunda kalıyor Galacticos. Zaten ikinci sefer başlamaları bile büyük bir hataydı. Yine de kayıpsız çıktılar. İşte bu takım savaşı. İki cephede taşıyıcılar, iki taşıyıcı birden sıkıştırmışlar. Diğer tarafta Mean'i sıkıştırdılar ama Smoke burayı çok iyi oynayamamış. Rogue'un gelen kalkanları ona yardımcı olmuş. Ve ilk pozisyonda düşüremedikten sonra, Konsistan'da savaşa giremedikten sonra çok daha iyi savaşan Galacticos. Fakat daha sonra 5 kişi bir araya geldiği zaman çilekler çok daha iyi organize oluyor. Çünkü aynı 5 kişilik organizasyonu, koordinasyonu Galacticos gösteremiyor. Önce vahşi büyüme geliyor Smoke'a. Smoke hayata dönüyor, Skarl geri geliyor. Ondan sonra bir tane Orianna ultisi zaten savaşın kaderini belirlemiş durumda. Savaş çok daha iyi başlamıştı çilekler için. Pardon, Galacticos için ama çilekler için çok daha iyi bitti. Şimdi Ensign üst koridora çıktı. İki üst koridor, yani Rair ile Smoke bu sefer alt tarafta yine karşı karşıya geldiler ve Smoke artık o takasları istemiyor gibi görünüyor. Birebir takasları. O kadar çok zırh var ki üzerinde şeyin, Rare'in. Hemen hiç hasar veremiyor. Gragas'ın temel hasarları da ciddi anlamda Smoke'u zorluyor. Smoke'un üzerinde çünkü hiç büyü direnci olmadığı için hani hasar eşyası şeyde var, Smoke'da var ama onun hasar eşyaları zırhtan dolayı bir işe yaramıyor. Rare'in temel büyü hasarları ise çok daha büyük hasar veriyor Smoke'a. Baron etrafında toplandı hemen çilekler. Bir tane kontrol totemi aldılar orada. Çilekler iki tane kontrol totemi var. Biri hemen Baron'un önünde, diğeri o küçük çalıda. Bu dörtlü de çete gibi dolaşıyor. Var mı bize yan bakan diye. Bir Smoke sadece. Çetenin dışarıda kalan üyesi. Kledo ya. Kledo biliyorsun uyumsuz. Mendobur eski bir generalin teki. O kimseyle anlaşamaz. Yalnız çetenin daha büyüğü var burada. 5 kişilik var çete. Rare alt koridor kulesini bıraktı. Smoke alacak o kuleyi. Takımına katılmayı tercih etti Rare. Ve orta koridordaki ikinci kuleyi düşürmek üzereler. Konusan ses algısını tutturdu ama buraya girmeyecek. Musibet zinciri geliyor. Rare üzerine hemen vücut darbesi geri çıktı. Müsibet zinciri ve ses dalgası atacaklarsa bunu daha önce niye yapmadılar acaba? Yani kuleyi kaybetmeden önce. Burada Ko ile Smoke karşılaştı şimdi. Canını çok fazla düşürdüler Smoke'un. Kristal Ok bu sefer bir hedefi buluyor ve o hedef Konzisan. Konzisan geri çıktı az bir canına. Kovalamaca devam etmeyecek. Ya takım savaşları o kadar koordinasyondan uzak oluyor ki her dağınık bir şekilde kim kimi yakalarsa. Yalnız Galacticos bu sefer kovalamak yerine bir hedefe yönelmeyi tercih ettiler. Üst koridorda büyük minyon dalgası var. Rair'dan bu arada harika bir vücut darbesi. Duvarı geçemedi orada. Hemen bu minyon dalgasını değerlendirmek için ikinci kuleyi kuşatmaya geldi Galacticos. Yalnız Smoke hücumunu başlatıyor. Rair hemen öne geçti takım arkadaşlarını korumak için. Ulysses sadece Konstan'ı isabet etti. Ko'nun üzerine gidiyor Smoke. Ko geri çıkmak zorunda kaldı Chunlin ile birlikte. Ve Rogue orada mantrasıyla takımını hızlandırıyor. Bu sefer Smoke önde kalan isim. Orada Ayarton öpücük de tuttu ama yalnız, Smoke hayatta kalıyor. Genelde takımların takım savaşlarını koordinasyonsuzluğundan dem vuruyoruz ve eleştiriyoruz. Bu arada o totem nerede? Havada şeyin duvarın içinde totem gömmüşler. müteahhit şey daha o yapıyı yaparken aynen, aynen. Gömme dolap gibi gömme şey söyledi totem. Her zaman görüş var hocam. Bizim yeni şeylerimizde, baron pitlerimizde her zaman görüş var. İki takımın da koordinasyonundan şikayet ediyorduk ama burada Galacticos
kayıt dediğimiz geriye çekilerek hasar verme konusunda daha adeta ders verdi. Harika bir iş yaptı Galaktikos cephesi Kredi'nin hücum organizasyonuna. Ki zaten Karma bunun için çok iyi bir şampiyon. Evet. Tam bir biçilmiş kaftan. Şimdi Rey ile Somak arasında yine birebir ve bu birebiri istemeyen taraf artık iyice Somak olmaya başladı. Minyonlar olmasına rağmen geri çıktı Somak. Ve Karabaltı'yı bitirecek şimdi ama Karabaltı'dan sonra bu birebirleri isteyebilir artık. Evet, Karabaltı'dan sonra isteyebilir. Çünkü o güçlü zırhı kırmaya başlayacak. Gerçi ruh gömleği midir? Şimdi ruh gömleğinin Kled'e karşı ne avantajı olabilir diyeceksiniz. Gragas'ın pasifini inanılmaz derecede artırıyor ruh gömleği. Çok daha fazla can yenilemesini sağlıyor. Çilekler üst koridorda kuleyi almayı başardı. Peki Galaktikos ne yapıyor? Onlar da orta koridorda zaman geçiriyorlar. Gezmeye çıkmışlar. Ama şu anda sanki alabilecekleri tek hedef Bulutejderi gibi görünüyor. Çünkü üstüne dönüp yetişecekler oraya. Bu arada Ents zannediyorum ki Souls Perfect'in onun üzerine gelmesinden korkup defansif olarak kullandığı musibet zincirini. Souls Perfect çok şanslı. Diğer çalıda geri dönüşü animasyonla başlayan konusundan geri dönüşü durdurmuş olsa Souls Perfect skoru verecekti. Evet. Galaktikos tekrardan Baron'a doğru yöneliyor. Ama orada çok fazla görüş var çileklerin. İlkini aldılar. Gömülü toteme ne diyorsun? O totemi gördüm acaba Kovu? Şimdi hücumuyla bekliyor. Rare'in üzerine gitti Smoke. Güzel bir ulti kullandı Rare. İşte şey olunca, karabaltı olunca o küçük işareti görüyorsunuz. Kırılan zırh. Artık Rare için o takaslar hiç kolay olmayacak. Evet, Rare orta koridora geldi ama ultisi bekleme süresinde bir sıçra vücut darbesi yaptığını görebiliriz. Ama üste dönmeyi tercih ediyor. Altın farkı 2000. Çok önemli bir fark değil. Birer tane okyanus enerjileri var. Onun da pek bir anlamı yok. Yalnız Ents burada yakalanacak. Kovun üzerine atıldı. İyi bir sıçra kullanamadı Ents burada ama hemen Umuto'nun yardımına geldiği için Kovu geri adım atmak zorunda kalıyor. Ve şifasını da kullanmak zorunda kaldı Ents. İki ama sihirdar büyüsünü aldılar burada. Sihirdar büyüsleri tamam da Orion'la o kadar yakın olmasaydı Ents şu anda gri ekrana bakıyordu. Muhtemelen. İkinci kuleyi almayı başardı Galaktikos. Üst koridordan çünkü Smoke buraya çok uzak. Smoke üste döndü ama hücumun bekleme süresinde. Rakip orman kaynaklarını almaya devam ediyor Galaktikos. Şimdi orta koridorda Crystal Oak birazdan gelecek. Ve o Crystal Oak'la birlikte bir savaş başlattığını görebiliriz Galaktikos'un. Arka tarafta bir sıçra kullanıldı. Çok yakından geliyor. Boşa gidiyor. Souls Perfect çok iyi bir açıdan gelip burada almayı başardı Enzi. Şimdi Smoke iki kişinin arasında. Rogue'u sıçradı. Rogue'u kovalamaya devam ediyor Smoke ama Konstantin canı da çok az. Rogue'u alacak Smoke. Min de düştü zaten. Min nerede 2'de 2 yapıyor Smoke. Min orta koridora yakın noktada düştü. Ve 3 üyesini kaybetti Galaktikos. Sadece Enzi almayı başardı açıdan. Halbuki ilk düşürdükleri rakibin nişancısı en iyi hedefti. Burada Souls Perfect'ten ciddi bir alan hasarı gördük. 3 oyuncu üzerinde. Aldı tank küreyle. 3'e 1 bir değişimden bakalım çilekler ne çıkaracak? Yani Baron çıkarmaları lazım artık. Ama Baron çok riskli, canlar az. Evet, Baron'u yapmayacaklar. Altınla mı yetinecekler sadece? Şu anda rakip ormandan bir kamp aldı. Konsan. Bu arada işte Min'in nerede düştüğünü göreceğiz şimdi. Kov Konsan'ın üzerine gidiyor. Vahşi büyüme yine... Evet, Umut'un... Vahşi büyümenin üzerine. İkidir vahşi büyüme Konstantin hayatta, yani çok kritik bir hedef hayatı tutuyor. Ondan sonra tekmeyle üzerine yolluyor Kov'u. Umut Kov'un işini bitiriyor. Diğer tarafta da Min'in yakalayan Smoke kazandıktan sonra kendi nişancılarını kaybetmiş olmalarına rağmen 3 skoru almayı başarıyor Çilekler Cephesi. Yine kritik yerde gelen vahşi büyüme kaderini belirledi savaşın. Ve şimdi Multajer ne olacak Galaktikos? Umut da Banshee'ye doğru ilerliyor. Yalnız Souls Perfect Lich Bow'a mı alacak yoksa Luden'in feryadı aldığını unutup bir Luden daha mı yapacak acaba? Bir aşırı büyük sopa almış. Bir de Ruhiyeli almış çünkü. Orta koridora kullanılan bir ışından var. Vallahi. Souls Perfect geldi gibi ruh saldırısını kullandı. Sıçrayla birlikte Ayarton'un vücut denemesi isabetli değil. Orion'dan iki kişilik multi musibet zincir yine boşa gidiyor. Bu sefer ışından Smoke tarafından kullanıldı ama Konsan bu tekmeyle birlikte istediğini yapamadı. O Rayr'ı 3 kişinin üzerine göndermek istemişti ama
O mesafeyi iyi hesapladı Galacticos oyuncuları. Valla Ahri'nin üzerinde bir Lich puan da hiç mantıklı gelmiyor bana. Smoke girdi, çalıda iki tane Galacticos oyuncusu var, hemen geri adım atıyor Smoke. Souls Perfect de şu anda üst koridorda. Minyonları temizledi. Smoke kötü bir noktada kaldı. Hücumunu kullanıyor. Uzaklaşabilecek mi acaba oradan? Scar'lı kaybetti. Yerine mıhladı onu Rogue ve bu skoru getirebilir ama yine bir vahşi büyüme geldi. Ulti istediği yere göndermiyor. Orada Smoke geriye doğru savruldu Gragas ultisiyle birlikte. Bu vahşi büyüme ne kilit bir yetenekmiş. Buranın içerisindeki... Gömme totem gitmiş ya. Banshee'yi tamamladı bu arada Umut. Banshee'nin duvarı bitti onun özelinde. Rare şimdi alt koridora iniyor. Işınlanı var onun. Yani Smoke ışınlanı olmadığı için takımıyla birlikte oynamak zorunda. En azından Baron'a yakın olmak zorunda. Altın tamamen eşitlenmiş durumda şu anda. Yani bir tek ekstra bulut ejderi var. Yani gene ilk maçtan çok farklı değil. Bir tane takım savaşı kaderi verecek ve dakika 32'ye geldiğimiz için bundan sonra bir takım savaşında birden fazla farklı biterse takım savaşı, yani 3'e 1, 4'e 2 gibi oyunun bittiğini görebiliriz. Evet, bu arada Souls Perfect Lüzen'in feryadı aldığını unutmuş sanırım. Çünkü o aldı, ruh yerini sattı. Yanına bir infilak deneyiyle kuvvet kitabı ekledi. Baya aslında utanç verici bir durum ama. Ya bir 400 şey. 400 altın kadar bir zarara uğradı. Zenginin malı yurdun çeyresini yiyor hocam. Tabii 4-0-2 oynadığı için çok da sorun olmuyor herhalde. Öyle değil mi? Şu anda Rabon'u bitirmiş olabilir miydi? Yok. Birleştirme parası yetmez çünkü. Yani şu an cebinde 1500 altın var. Tabii yet. Şu anda bile bitirebilir. Evet, şu an bitirebiliyor zaten. Evet. Yani eğer o hatayı yapmamışsa Ravodon'luydu şu anda. Ormanda Kolkonsan'la karşılaştı. Rare'den kullanılan bu ulti iyi yere gönderdi oradaki kili ama çok fazla saraldı Kolo. Yine vahşi büyüme. Usüve zinciri geliyor. Konsan üzerinde kullanıldı vahşi büyüme. Souls Perfect Ruhiye ile şimdi girdi araya. İyi balon hasar bıraktı yine. Konsan Enzin canı %50'nin altına düşmüş durumda. Ve bakalım Baron'u başlayacak mı acaba Galacticos? Kolo ormanda canını biraz toparlamak isteyecektir. Şu anda Gromp'a gidiyor. Smoke alt koridorda ayrık ittirirken tabii onun ışınlanı olmadığı için burada çıkaracakları bir skor var, onun anlamına gelebilir Galaktik. Bu arada ikidir takım savaşı çıkmıyor, takım münakaşası oluyor. Sadece bir karşılıklı bir atışma, itiş kakış, sonra ayrılıyorlar. Burada kırmızı güçlendirme gelecek ve hedefi bekliyor çilekler. Çünkü takım savaşı oyunun kaderini belirleyecek. Yapma kovu. Saçar tohumuna geldi bir de kovu. Hemen kaprisiyle onu sincaba çevirdi ve skoru da Enz'i almayı başardı. 45 saniye ölüm süresi var. Hemen Baron'un sinyaller geliyor çileklerden. Konuşsan yardım sinyalleri atmaya başladı bile. Çok güzel tuzak yalnız çileklerden. Pek tahmin etmeyeceğiniz bir yerden. Hücumuyla birlikte minin üzerine gitti Smoke. Min sıçrasını kullanıcı Rayer'e gitti. Şimdi sıçradı minin üzerine. Olta tutuyor. Onu geriye doğru almayı başardı. Bitkinlik var Smoke üzerinde. Smoke 3 kişiyi tutuyor kendi üzerinde. Şimdi Scar'lı kaçtı. Souls Perfect girdi bu savaşa. Kainos çok fazla hasar aldı ama düşüremediler. Crystal Oak Orianna'yı buluyor. Güzel bir arındır. Ama Smoke düştü. 5'e 4 savaşı harika. Orianna'dan 2 kişiye tutan ulti. Hasar konusunda biraz yetersiz kaldı ulti. Şimdi umut kovalamaya başladı Galacticos Rayer'ın sıçrası bekleme süresinde. Yaz 5'e 4 savaşı mükemmel yaptı. 4'e 5 pardon. 5'e 4 nereden çıktı? Yani Mii'ni çok iyi korumayı başardılar. Smoke üzerine kullanılan bitkinlikle ve Souls Perfect tam zamanında girdi. Souls Perfect zaten harika açılardan giriyor ama koordine alamıyorlar genelde. Bu sefer koordine olmayı da başardılar. Kovu da hayata döndü. Souls Perfect! Kondisan az önce buradaydı. Şimdi buharlaşıyor ve çok rahat bir Baron. Kırmızı güçlendirmede tuzak vardı, hatırlıyor musun? Ve ormancıyı düşürmüşlerdi. Ya o tuzağı 3 kişi yapmışlardı. O Souls Perfect sizin gelmenize gerek yok. Ben tek yaparım dedi adeta. Senin kanını yerde kovam kovu kardeşim dedi. Rahat bir Baron. Çok Galacticos bir için. Baron. Şimdi 2 kişi de yok. Tabii Smoke geldi ama daha Konsan'ın gelmesine 20 saniye var.
burada inhibitor kulesine geri dönmeden bu minyon dalgası, bu büyük minyon dalgasıyla inhibitor açmaya çalışacaklar. Ki açıyorlar da. Düşürmeyi başardı Galacticos. Ama inhibitor kulesi işte bu çok akıllıca. 4 saniye kaldığı için kondisyona hiç gerek duymadılar. İnhibitör açgözlülüğünü yapmadılar. Geçen sefer çünkü biliyorsun benzer bir açgözlülüğün sonunda oyunu kaybetmişlerdi. Büyük bir ders almışa benziyor. Evet. Galacticos. Bir müsibet bin nasihat dediğimiz. Kadim Ejderha için çürekler toplandı. Anında başladı Kadim Ejderha'ya. Ya bu iyi bir fikir mi emin değilim. 5000, 4000, 3000, Kadim Ejderha eriyor, 2000, araya girdi şimdi ve ahri almayı başardı. Souls Perfect aldı Kadim Ejderha'yı. Kondisyon düşmek üzere, çok iyi bir Gragas ultisi ayırdı orada çilekler oyuncularını. Kol sıçrasını kullanıyor ama Kairos da sıçradı, smoke çıkabilecek mi? Hayır. O saçar tohumu bir türlü yetişemedi smoke. Ve şimdi sıçrasını kullanıyor Souls Perfect. Orada bir rakip oyuncu arıyor. Bakalım yetişebilecek mi? Enz'e yetişti. Umut gitti ama Enz için aynı söz konusu. Kondisyon nereye? Kondisyon. Tabii ölü adamın zırhı olduğu için çok fazla hareketsiz var şu anda Kondisyon'un. Souls Perfect. Evet, kovalamayı bıraktı onun yetişemeyeceğini bildiği için. Diğer tarafta inhibitöre hemen hasar vermeye başladı Rayramin. Işınlan da kullanılıyor. Baron artı Kadim Ejderha güçlendirmesi. Oyunun sonunu görüyor olabiliriz. 3 oyuncu var şu anda çileklerden. Umut'un burada şok dalgası bekleme süresinde değil. İlk Nexus kulesi düştü. Şimdi kullandı onu ama yine istediği hasar bırakamayacak tabii ki. Baron güçlendirmesi de var. Rahat bir şekilde burada Nexus'u almayı başarıyor Galacticos. Ve en azından bu eşleşmeden bir puan alıyorlar. Ve ilk maçı oranla daha temiz, daha ne yaptığını bilerek, daha disiplinli, Ko'ya Kha'Zix vererek